Merhaba arkadaşlar, permütasyon bir testinin soru çözümündeyiz. Kadri öğretmen, sınıftaki Atılay, Beliz, Ceyda, Dilara ve Elif adlarındaki öğrencilere üzerinde adları yazılı kartvizitler dağıtmış ve bunları birbiriyle değiştirmelerini istemiştir. Buna göre kadri öğretmen hangi konuya giriş etkinliği yapmaktadır? Zaten konumuzun da ana başlığı olan permütasyona giriş yapmış. Çünkü permütasyon demek bazı şeyleri, nesneleri bazı kişilere dağıtmak demek arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Ayrık iki işlemden birincisi en farklı şekilde, ikincisi en farklı şekilde gerçekleşiyor ise bu işlemlerden birincisi veya ikincisi M artı en farklı şekilde gerçekleşir. Mustafa'nın 6 paltosu ve 4 montu vardır. Buna göre Mustafa'nın giyeceği bir paltoyu veya bir montu kaç farklı şekilde seçebilir? Veya bağlacı toplamayı gerektirir arkadaşlar. Her zaman bu koşullu olasılıkta da böyle 6 artı 4'ten cevabımız 10 olacak A seçeneği. İki işlemden birincisi en farklı şekilde ve ikinci işlemden birinci işleme bağlı olarak en farklı şekilde gerçekleşiyor ise bu işlemlerden birinci ve ikinci M çarpı en farklı şekilde gerçekleşir. 10 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi V bağlacında her zaman çarpma yapıyoruz. Fakat burada dikkat edin. 10 kişiden bir başkan seçtiğiniz anda bir daha aynı insanın başkan yardımcısı olarak seçemeyeceğiniz için geriye 9 farklı kişi kalır. 10 çarpı 9'dan cevabımız 90 olacak B seçeneği. Buna göre bu 5 kişi banka kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi Elif, Hilal, Özlem, Oğuz ve Mustafa var. Bir banka oturacaklar. Bankın bir ucunda Hilal, diğer ucunda Özlem oturacak. O zaman hemen çiziyorum 5 tane çizgimi. Bir ucunda Hilal, diğer ucunda Özlem oturacak. Şimdi Hilal, Özlem diye yazdığımda bu aradaki 3 kişi 3 faktöriyel kadar yer değiştirebilir ve toplamda 6 farklı sıralama olur. Bir de ben bu sıralamayı Özlem bu tarafta, Hilal bu tarafta olacak şekilde yapabilirim. Yine aradaki 3 kişi 3 faktöriyel kadar yani 6 farklı şekilde yer değiştirebilir. Toplamda 6 artı 6'dan cevabımız 12 olacak D seçeneği. Aynı anda oynanan iki futbol müsabakası kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Futbol müsabakalarında galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik olmak üzere 3 farklı durum vardır. Aynı anda oynanıyorsa birbirine bağlıdır. 3 çarpı 3'ten cevabımız 9 olacak C seçeneği. Aylin, Begüm, Ceren ve Deniz'in katıldığı bir sınav için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Başarı yönünden 16 farklı şekilde sonuçlanır. Evet, Aylin için ya başarılıdır ya da başarısızdır. İki farklı durum var. Her kişi için iki farklı durum var. Yani 16 farklı şekilde sonuçlanabilir. Sadece bir kişinin başarılı olduğu 4 durum vardır. Evet, Aylin başarılıdır, diğer üçü başarısızdır. Begüm başarılıdır, diğer üçü başarısızdır. Bu şekilde 4 farklı kişi var. Doğal olarak da 4 farklı durum var. Sıralama yönünden 24 farklı şekilde sonuçlanabilir. Evet, 4 faktöriyel kadar sıralanabilir. 4 faktöriyel de 24'tür. Cevabımız bu yüzden E seçeneği. 6 kişinin boyları verilmiştir. Bu 6 kişi düz bir çizgi boyunca boy sırasına göre kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi baktığımızda boy sırasına göre dediği için ben bunu 160, 160, 160, sonra 165, sonra 170, sonra 175 olmak üzere küçükten büyüğe doğru dizebilirim. Buradaki 3 kişi 3 faktöriyel kadar yer değiştireceği için 6 farklı durum oluşturur. Ben bir de bunu büyükten küçüğe doğru dizebilirim. Oradan da 6 tane farklı durum gelecek ve toplamda
12 farklı şekilde dizilebilecekler. Cevabımız D seçeneği. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 5 basamaklı sayılar yazılacaktır. Yazılan sayıların kaç tanesinde tek rakamlar soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru sıralanır? Şimdi tüm sıralamaya baktığımızda 5 tane rakam var. Bunlar 5 faktöriyel kadar sıralanacak. Şimdi 3, 5, 7'nin kendi aralarındaki sıralamalarının bir tanesi isteniyor bakın. Şuradaki 3, 5, 7'nin kendi arasındaki sıralamasının bir tanesi isteniyor sizden. Çünkü diyor ki tek rakamlar soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru diyor. Bu durumda 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden cevabımız 20 geliyor. C seçeneği. Yukarıdaki plaka kutularının yerine gelebilecek harfleri isminin harflerinden seçmek isteyen Sevda Hanım bu plakayı kaç farklı şekilde oluşturabilir? Sevda 5 harfli, burası için 5 farklı seçenek, burası için 5 farklı seçenek, burası için de 5 farklı seçenek vardır. Herhangi bir şart belirtmemiş. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten cevabımız 125 olacak. B seçeneği. A kümesinin elemanlarıyla en az 2 basamağındaki rakamı aynı olan 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi bizler tamamı farklı olacak olana bir bakalım. 4 basamaklı, bütün rakamları farklı. Burası için 4 seçenek, burası için 3, burası için 2, burası için 1. Yani toplamda rakamları farklı 24 tane sayı yazabiliyoruz. 4, 3, 2, 1 olmasının sebebi de buraya gelen rakamı, örneğin 1'i, buraya kullanamayacağım için rakamları farklı 3 seçenek kalıyor. Bu ikisini buraya kullanamam 2 seçenek kalıyor. Bu şekilde devam ediyor. Peki tamamı ne kadar? Yani ben buradan 4 basamaklı kaç tane sayı yazabilirim? 4 üzeri 4'ten 256 tane sayı yazabilirim. O zaman en az 2 basamağındaki rakamı aynı olan 256 eksi 24'ten toplamda 232 tane sayımız vardır. Cevabımız E seçeneği. 5 kişi bir sıraya Kemal ve Tahir sıranın uçlarında oturmamak koşulu ile kaç farklı şekilde otururlar? Şimdi burada 5 kişi bir sıraya 5 faktöriyel yani 120 farklı şekilde oturabilir. Bizlere Kemal ve Tahir sıranın ucunda olmasın demiş. Peki olduğu duruma bakalım. Kemal'i buraya alalım, Tahir'i buraya alalım. Buradaki 3 kişi 3 faktöriyel kadar yani 6 farklı şekilde sıralanabilir. Bir de Tahir'i buraya, Kemal'i buraya alalım. Yine buradaki 3 kişi 3 farklı durumda 3 farklı faktöriyel kadar sıralanabilir. Yani buradaki 6 artı 6 yani 12 farklı durum istenmiyor. Bu durumda 120'den 12'yi çıkarttığımızda doğru sonuca ulaşmış oluruz. Kemal ve Tahir'in sıranın uçlarında oturmadığı toplamda 108 farklı durum vardır. E seçeneği. Mustafa arkadaşı Sevda'nın 11 rakamlı telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıdın üzerine şekildeki gibi çay damlatmıştır. Mustafa telefonla en fazla kaç denemeden sonra Sevda'ya kesinlikle ulaşabilir? Bizim telefon numaralarında 0'dan 9'a kadar kullandığımız 10 tane rakam var arkadaşlar. Bu durumda kağıdın üzerine damlatmış gördüğünüz gibi 2 tane hane seçtik. Bu iki tane hanede burası için 10, burası için 10 farklı seçenek vardır. En fazla 100 denemeden sonra Sevda'ya kesinlikle ulaşabilir. Permütasyon 2 testinde görüşmek üzere.